Sezgi. İçeride birkaç tane ziyaretçi var. Çıkartalım onları. Zaten 5 dakika bir kapanıyor. Diğerleri Tarsus, St. Paul Kuyusu ve çevresi, Alahan Manastırı ve Anamurium, daha doğrusu Anamur Kalesi, Memure Kalesi, Anamur ilçemizde. İnşallah bundan sonra yeni noktalarımızı, varlıklarımızı teklif edeceğiz. Tabii o kadar çok ki, listemiz o kadar uzun ki, 926 tescilli, daha doğrusu 1642 tescilli varlığımız var. Bunların 926'sı tescilli tarihi eser niteliği taşıyor. Dolayısıyla çok zengin. Tabii coğrafyamız çok zengin, Türkiye'miz çok zengin. Tarihi varlıklarıyla, doğal varlıklarıyla. Bugün de Kız Kalesi'ndeyiz. Öncesi de Karacaoğlan. Karacaoğlan 1600'lü yıllarda, yani 17. yüzyılda, 1600'lü yılların başında Çukurova'da, Horoslar'da dünyaya geldiği kayıtlarda geçiyor. Ve biliyorsunuz sayısız şiiri, güftesi var ve bunlar zaman içerisinde bestelenmiş durumda. Onlardan bir tanesini o zaman burada beraber söyleyeceğiz, seslendireceğiz. Evet. Eda gözlüğümden bu elden gidersen, Eda gözlüğümden bu elden gidersen, zülfü perişan, kal memur memur, kal memur. Alıyorum. Evet. Çıkartalım. Şöyle. Şanslı bir şans. Bak kendi ellerimizle yaptık bunu. Şanslı bir şans. Evet. Size nasip. Türkiye'nin 81 ilini motosikletimle tek başıma geziyorum. Şimdiye kadar 33 tane şehri bitirmiş durumdayım. Şimdi de Mersin'deyim. Mersin'e geldik ve şu anda Kız Kalesi'ni gezebilme şansı elde etmiş olduk. Normalde İstanbul'dayım ben. İstanbulluyum. Kız Kulesi İstanbul'da diyebilirdik ama galiba buradaymış. Denizin ortasında böyle yıllar yılı öncesinde bu kadar güzel inşa edilmiş bir kale gerçekten çok büyük bir değer. UNESCO'nun da aynı zamanda listesine de hazırlanıyor diye biliyorum. Aynı zamanda Mersin'i yine gezerek geldim. Çok fazla UNESCO mirasında yer var. Çok büyük değerler. Gayet güzel. Gezmeye de devam ediyorum.